Devletten her şeyi beklemek zevallıktır. Önemli olan devlete de üretim olmak. Millete katılsın tabii. Evet, yani millete örneği olacaksın, gelecek nesile örneği olacaksın. Ben çocuğuma örneği olmadıktan sonra emekliyim. Yarın çocuk emekli oldu mu diyecek ki babam emekliydi, yarın tabii, ben de yapacağım. Ama bizim derdimiz bu değil. Bizim evet. derdimiz hizmet. Bu ülkeye hizmet. Evet, Allah devlete zeval vermesin. İşte devletimizin işte ulaşabileceği yerler, ulaşamadığımız bizim yerler var. Bu eksikleri de sizler tamamlıyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Allah razı olsun. Evet. Halettin abi sizin de görüşlerinizi alayım. Benimki de yani şikayet değil. Şikayet değil, sadece rahatsızlığımız şu. Biz sanayi dedikodusu aldı gidiyor. İşte benim gibi 3-5 arkadaşımın arası küçük sanayide. Başkalarına ulaşmak istiyoruz, ulaşamıyoruz. Bizi bir toplantı yapıp aydınlatan yok. Yani ne olacak diyoruz. Yani bir çivi çakmak canımız istemiyor artık yani. Araziyi kendi haline bıraktık. Bize bir şeyler izah etseler, işte şöyle olacak, böyle olacak veya şu zaman olacak diye ona göre yatırım yapıyor. İşte Aysun Bey de az önce bahsetti. Belediye başkanımız bak ne demiş? İstişare evet. mekanizmasını çalıştıracağız. Yani bunu da ben eminim, ben eminim. Bir müddet sonra onlar da işte bir şekilde vatandaşı aydınlatma noktasında şey diyecekler, evet. çalışma yapacaklar. Yani son düşünceleri çok güzel. Evet. Doğruyu bulmuşlar. Evet, sadece. Evet, evet. Doğruyu bulmuşlar. Çünkü orada düşünülen araziler de sanayi olarak düşünülen araziler çok verimli araziler. Gelir getiren, döviz getiren, fındık bahçeleri döviz evet. kaynağı dışarıya satıyoruz. Peki bazen bahsediyor işte Denizli'de var, Söğüt'te